Evet. EEG dediğimiz bir yöntem var. Özellikle nöroloji kliniklerinde bunları çok sık görüyoruz, duyuyoruz. Migren için EEG çekimi gerekli midir? Bu aslında, buna EEG özelinde bakmamak gerekir. Bizde biraz tetkike ulaşmak çok kolay. Bir yıl içerisinde 3 tane MR'ı, 4 tane MR'ı ve 4 tane, 3 tane EEG'si olan hastalarla karşılaşabiliyoruz. Aslında migren tanısında bunların hiçbirisinin yeri yoktur. Ağrı primer mi, sekonder mi, yani tehlikeli mi, değil mi diye ayrıldıktan sonra geri kalan kısmı başarıların hepsinin öyküyle koyulur. Evet. Ya bu ekstra tetkiklerin yeri yoktur migren tanısında. Aslında klasik tıp teknikleri baktığımız zaman, klasik tıp öyküleri baktığımız zaman çok daha etkili yöntemler, eski yöntemler bizim için. Ki yurt dışında da çok sık böyle işte ayda, yılda 3 kere, 4 kere MR görüntüleri, EEG'ler çekilmez. Evet. Hiçbir yurt dışındaki ülkede de yok. Bizde biraz daha tabii kolay ulaşabildiğimiz biraz daha için kolay ulaşılıyor. Bu tarz tetkikleri sık istiyoruz.